Mimarlık sadece bireysel değil, toplumsal sonuçları da olan bir uğraşıdır. Zira insanlık ilk varoluşundan itibaren barınma sorunlarını çözmek amacıyla önce evler inşa etmiş, zaman içinde bu evlerin birlikteliğinden şehirleri oluşturmuştur. İmar faaliyetinin ömürle aynı kökten olduğu düşünülürse, mimarinin kültürel boyutu ve önemi daha iyi anlaşılacaktır. Mimarinin asli tanıtımında işte bu ayırt edici nokta yatar. Bu tanımı en sahih bir biçimde kullananların başındaysa hiç kuşkusuz çağımızın bilge mimarı Turgut Cansever gelir. Gerçek şartların ürünü olması, geleceğin temellerini hazırlaması, gelişmeye açık bir yapıya sahip olması, aynı zamanda inançlarının tam bir yansıması olarak vücut bulması, meydana getirdiği mimari eserlerin ve bu eserleri meydana getirirken ortaya koyduğum çabanın temel amacı oldu. Turgut Cansever, 12 Eylül 1920 yılında Antalya'da doğdu. Dedesi Ali Efendi, İstanbul Kasımpaşa'da bulunan Türabi Baba Tekkesi'nin son şeyhidir. Babası ise Türk Ocağı'nın gizli kurucularından Tıbbiyeli Hasan Ferit Bey'dir. Çocukluk ve gençlik yılları Türkiye'nin önemli ilim, sanat ve edebiyat dünyasına ait önemli insanların sohbetlerine katılarak geçmiştir. Düşüncelerindeki açıklık ve çeşitlilik biraz da içinde bulunduğu bu ortamdan kaynaklanır. Bu, onu özgün ve özgür bir insan kılmanın da anahtarını oluşturmuştur. Bu özgürlük de o kadar kolay oluşmuyor tabii. Yani bütün öğrencilik yıllarınızdan, çocukluk yıllarınızdan 89 yaşına kadar tecrübe ettiğiniz, gördüğünüz, sezdiğiniz bir sanatkar duyarlılığıyla, bir sanatkar yaratılışıyla aslında sezdiğiniz birçok şeyin size getirdiği bir bilgi kümesi, halesi var ve onun içerisinde o kadar rahatsınız ki artık herhangi bir durumda herhangi bir başka tercih kullanabiliyorsunuz. Fakat şunu biliyorsunuz. Bu yaptığım herhangi bir tercih benim eklemlendiğim zincirin, o uzun zincirin bir halkası olacak ve bu halka o zincirin asli yönelimine ters değil. Ama her halkada halkaların böyle etrafında başka başka şeyler üretmesi, başka başka çoğullaşmalara yol açmasına da hiçbir zaman kapalı bir adam değildi. Cansever, ortaokul ve lise yıllarında resim ve ney dersleri aldı. Henüz 16 yaşındayken İstanbul'da bir resim sergisi açtı. Ressam olmaya karar veren Cansever, babasının sert itirazlarıyla karşılaşınca mimarlık eğitimi almaya karar verir. Bugün adı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olan İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümünü kazanır. Akademideki hocalarından Mimar Sedat Hakkı Eldem'den çokça etkilendi. Öyle ki 1946 yılında akademiden mezun olduktan sonra hocası Sedat Hakkı Eldem'in asistanlığını yaptı. Sedat Hakkı Eldem, Cansever'in mimarlığı tercihinde çok önemli bir rol oynuyor. Güzel Sanatlar Fakültesi'ne gittiğinde bunu hep anlatır. Sedat Hakkı Eldem'in bir yapının tahtada zeminden başlayıp, temel kurgusundan başlayıp pencerelerine, duvarlarına, saçaklarına,
çatısının eğimine getirip işte şuraya da bu mahya kiremitini koyduğun zaman bu işte bir mimari yapı oluyor. Yani bu anlatışı, bu şiirsel anlatışı, bu çizimi gördüğünde mimar olmaya gerçekten karar verdiğini söyleyebiliriz. Turgut Bey bize 3 tane kitap isminden bahsetti. Bir tanesi Bruno Taut'un Mimari Bilgisi, 1900 zannediyorum Mimar Sinan Üniversitesi'nde hocalık yaparken Bruno Taut Almanya'dan önce Japonya'ya gidiyor, serüveni bu. Sonrasında da Türkiye'ye geliyor. Mimar Sinan Üniversitesi'nde hocalık yapıyor. Onun yayınladığı öğrenciler için, Türkiye'deki mimarlık öğrencileri için yazdığını, dolayısıyla Mimari Bilgisi kitabını önerdi okumamız için. Bir diğer kitap Kuşeyri Risalesi diye bir kitapta hiç duymamıştım tabii ki Kuşeyri Risalesi. Bir diğeri de Nikolay Hartmann'ın ontoloji ile ilgili daha çok işte bilgi nesne ilişkisi, onun kavranmasına yönelik bir kitaptı. Aslında bu biraz düşüncenin olgunlaşmasına yönelik, yani dünyayı kavramaya yönelik yani bir kitap olduğunu tabii görüyoruz, biliyoruz. Daha dünyevi bir hayatla birlikte aslında uhrevi bir hayat, bu sanatın da bunlarla ilişkili olduğu, yani bu alanların içerisinde olduğunu anlıyoruz. Babasının kütüphanesinde rastladığı İbn Arabi'nin Füsusül Hikem'i çok etkilendiği eserlerin başında gelir. Bu eser onun dünya görüşünü oluşturmuştur. Daha sonra belirginleştireceği mimari felsefesinin temel dinamikleri olan ferdiyetin yüceliği ve dünyayı güzelleştirme fikirleri Füsus'tan çıkarılacaktır. Hazreti Peygamber'in hikmetlerini anlattıktan sonra bütün hikmetlere ilaveten iki hikmeti gündeme getirdiğini ve böylece insanlığın ulaşabileceği hikmetlerin bütününü tamamladığını söylüyor. Bu son iki hikmet güzellik sevgisiyle ferdiyetin yüceliğidir. Bu ferdiyetin yüceliğini gündeme getirdiğimiz zaman biz şehrin o her evinin tekrar şekillenebilmesini, her evin komşu evle doğru bir ilişki kurmasını, her evin mimarisinin iddiasız belirli bir sadelik içerisinde olmasını ama aynı zamanda o sadeliğin bir vekar duygusunu yaşatmasını, bunları gördüğümüz gibi bu esaslardan hareket eden ferdi tek unsurlardan oluşan şehirde yahut birbirinin eşi olan pencerelerin tekrarından oluşan bir evin cephesinde bu eş değerdeki nesnelerin tekrarıyla oluşan bir düzeni, çok istisnai bir düzenin de gerçekleştirilmiş olduğunu biliyoruz. Bu da tezyiniliktir. Benim anladığım, kavradığım kadarıyla Muhittin İbni Arabi Füsus başucu kitabıydı. Bütün yaklaşımları Füsus'tan yapardı ama bunun dışında geniş bir yelpazeye hakimdi. Doğulu filozoflar Konfüçyüs'ten veya batılı filozoflardan alıntılar yaparak kendi fikirlerini netleştirmek için, bizim kavramamız için uğraşırdı ve kavratmaya çalışırdı. ...1949'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Ernst Diez danışmanlığında doktora tezini tamamladı. Sanat tarihi alanında yapılan ilk doktora tezi olması nedeniyle hem övgü hem de ilgiyi hak eden Cansever, bununla aynı zamanda sanat tarihinde doktora yapan ilk mimar özelliğini de kazanmıştı. Selçuklu ve Osmanlı'da
sütun başlıkları adını alan bu çalışma, kültürümüzü anlamak ve bugüne taşımak amacıyla geçmişe yönelik bir bakıştı. Türkiye'de ilk sanat tarihi doktorasını yaptı ondan önce. Osmanlı Selçuklu sütun başlıklarını deyim yerinde ise dirayet usulüyle bize anlattı. Mimarinin esasında mimarlık tarihinin dirayet usulüyle yapılmış tefsirinden bahsediyoruz Cansever'in mimarlık tarihine bakışında. Cansever 1950-1951 yıllarında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğretim üyeliği yapar. Günümüz mimarlığının temel meselelerini ve çözüm yollarını modern mimarlığın 5 önemli siması üzerinden inceleyen çalışmasıyla 1960 yılında doçent oldu. Tezin başlığı bugünün mimarlığının temel meseleleri veya literatürde yer yer modern mimarlığın temel meseleleri olarak da ele alınır. Tez 3 ana bölümden oluşmakta. Giriş bölümü, tezin omurgasını oluşturan bulgular bölümü ve son olarak da sonuç ve değerlendirme bölümü gelir. Giriş bölümünde Cansever genel bir Batı Avrupa mimarlık tarihi okuması yapar. Rönesans ve Barok'tan başlayarak 19. yüzyılın sonlarına dek genel bir mimarlık tarihi okuması gerçekleştirir. Tezin omurgasını oluşturan bulgular bölümünde ise modern mimarlığın 5 kurucu ismi olarak kabul edebileceğimiz Le Corbusier, Walter Gropius, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright ve Alvar Aalto'nun eserlerini inceler. Sonuç ve değerlendirme kısmında ise Cansever modern mimarlık sonrası yeni gelişmeleri ele alır. Özellikle modern mimarların etkilemiş olduğu çeşitli coğrafyalardan isimleri ele alarak tezini tamamlar. Cansever, modern mimarlık anlayışını çok iyi kavramak ve ondan yararlanmakla beraber eleştirel tutumunu ve farklı bakış açılarını da serimler. Ondaki bu çok yönlü ama eleştirel tutum, insanların tercihlerini değiştirecek kadar da etkiler. 1993 yılıydı. Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisiydim. Cansever'in ismini 1991'de yayınlanmış bir dergiye denk geldim. O söyleşiyi okuduğum zaman hakikaten bende ciddi bir etki bıraktı ve hatta doğrusu o makaleyi okuduktan sonra da okulu bırakma sürecim başladı ve tekrar bir mimarlık serüvenine girmiş oldum. Dolayısıyla bende öyle bir etkisi var. Bir mimar olmasından ziyade o metin işte Rönesans'ın yanılgıları ve mimari geleceğimiz şeklinde bir isimle isimlendiriliyor. Orada mimarinin felsefi bağlamı, dinle olan bağlantısını, işte Rönesans'taki düşülen durumu, yanılgıları bahsettiği bir şeydi. Tevhidi merkeze alıyordu. Yani kendime zihnen de çok yakın gördüm Cansever fikrini. Dolayısıyla çok etkilenmiş oldum. Hocanın bir özelliği vardır. Bir iş yaptıracağı zaman önce anlat evladım diye nasıl yapacaksın? En büyük özelliği odur. Ondan da yetinmez kağıt kalemi alırdı böyle. Yazarak anlat derdi yani nasıl yapacağınızı yazarak anlatırdı. Sonra istişareye başlardı hoca. Şöyle yapsak daha mı iyi olur, böyle yapsak daha mı iyi olur diye. Doğru detayı önce kağıt üzerinde okeylerdik. Sonra numuneye geçerdik. Numuneyi yaptırdı. Numune de bize artık detayları anlatırdı. Numuneyi okeyledikten sonra hoca işe devam ettirirdi. Cansever bir mimar ve bir mimar olduğu kadar bilge bir insandı. Bir inşa eyleminden daha çok bir imar eylemi vardı ki bu da idrakten geçiyordu. Mimarlığa yeni bir tanım getiriyor ya da diyebiliriz ki kadim tanımı modern dönemde yeniden diriltiyordu. Mimarlık mesleği soyutta, düşünce planında var olup somutta vücut bulan bir meslek aslında. Yani bizim somut dünyada yapıp ettiğimiz bir meslek gibi görünüyor ama onları var eden aslında bir düşünce planındaki eylemler temelde. Cansever bu açıdan tabii çok kudretli bir mimar. Düşünce yapısı itibariyle açıkçası bu topraklarda
çağdaş Türk mimarlığı düzleminde orijinal olarak bahsedebileceğimiz çok nadir sayılı düşünce sistemlerinden birini kurmuş tek başına. Böyle bir düşünce kurucu figür. Ve bütün bu sağlam düşünce altyapısının sonucunda bir mimarlık üretiyor ve sürekli mimarlık üretiyor. Aslında mimarlık mesleğinin tanımını yapıyor. Cansever'in mimarlık fikrinin altında yatan ve onu çağdaşlarından ayrıştıran temel sahip neydi? Soruyu şöyle de sorabiliriz. Cansever ne arıyordu ve neyin peşindeydi? İslami idrak ediş tarzının, Osmanlı idrak ediş tarzının temel özelliğini mekanın, sonsuz mekanın aynı zamanda zaman faktöründen bağımsız olmadığı, zaman ve mekan bütünlüğü içerisinde mekanın idrak edildiğini gördüm. Zaman mekan bütünlüğünün modern kültürü, modern mimarlık kültürünü nasıl vücuda getirdiğini görünce bu noktada Osmanlı dünyasıyla, İslam üslup telakkisiyle modern çağ arasındaki bağlar çok ilginç bağlar olarak bana gözüktü. Bir taraftan modern kültürde bu hususları fark etmek, öbür tarafta da içinden geldiğimiz kültürün aynı meseleleri nasıl ele aldığını görmek beni hem modern kültürün gelişmesini anlamaya hem de mahalli kültürümüzün hangi kökenlerden hareket ederek bu neticelere vardığını anlamaya sevk etti. Mimar Sinan kitabını yazarken bendenizi aradı. Bir konuyu görüşebilir miyiz? Bir gün müsait bir vaktinizde buluşalım dedi hoca. Ben de zevkle kalktım gittim. Hoca bana o gün iki fotoğraf gösterdi. Dedi ki bakın kendisi çektiği fotoğraflar. İsmail Bey bu Mimar Sinan'ın şu tarihte yaptığı bir küçük mescit. Gördüğünüz gibi burada hatlar, taşlar, süslemeler bir sıkıntıyı, bir çözümsüzlüğü işaret ediyor. Bu fotoğrafı bıraktı, başka bir fotoğraf aldı. Bakınız dedi, elimizdeki bilgilere göre bu mescit yaklaşık bundan 20 yıl sonra yapılmış olan bir mescit. Gördüğünüz gibi burada hatlar, taşların ilişkisi, hareketler çok rahatlamış bir halde. Tabir caizse dedi, burada kabz hali var, burada bast hali var. Merak ettiğim ve sizden öğrenmek istediğim şey şu. Bu 20 yıl içerisinde Osmanlı topraklarında, İstanbul'da hangi felsefi, siyasi, dini, tasavvufi meseleler tartışıldı ve çözüme bağlandı ki Mimar Sinan'ın eserine böyle yansıdı. Bu kesinlikle tesadüfi olamaz dedi. Bu soru, hocanın sorduğu bu soru bence hala cevaplandırılmış değil. Cansever'deki varlık telakkisi ve bunun tevhid içinde yeri, akaid ya da kelam kitaplarında karşılaşılan türden bir anlatımdan ibaret değildir. O, kendine mimarlık mesleğini seçtiği için tevhidin iz düşümlerini de mimarlığa yansıtma çabasındaydı. Bunun üzerine kafa yoruyordu. Zira yapılan çalışmalar tevhid ekseni adı altında olsa da tevhidden kopmayı ya da anlamsız bir tevhid oluşturmayı sağlayabilirdi. Bakın bunu nasıl sağladı? Birçok şey konuşabiliriz malzeme hakkında. Cansever mimarisinde de bu gözle baktığınız zaman eğer ki malzeme bütün tablonun içinde olması gerektiğinden daha fazla öne çıkarsa hemen onu önemsizleştiriyor ve malzemeyi geri plana atıyor. Strüktür öne çıkarsa
Mesela bir yapının strüktürü, taşıyıcı sistemini görmek, onu mimarinin bir parçası haline getirmek de bizim sevdiğimiz, önemsediğimiz şeylerden bir tanesi. Ama strüktür de olması gerekenden daha fazla rol almaya başlarsa hemen onu da geri plana çekiyor. Biçim, form, plastisite, heykelsilik, ahenk, işte estetik falan konuları gündeme gelecek. Bunlar bizim temel meselelerimiz. Ama eğer bunlar da rollerini aşarlarsa cansever bunları da hemen geriye itiyor. Ne olması gerektiğinden fazla öne çıkarsa onu geri çekiyor. Bu o kadar etkileyici bir tablo çıkarıyor ki ortaya. Sonunda hiçbir şeyin aslında temelde bir put olmadığı ve aslında maksadın bunların hepsinin haricinde başka bir şey olduğuna doğru yönlendiriyor ve size bu soruyu sorduruyor. Peki biz neyin peşindeyiz? O halde insana düşen elindeki imkanlarla eylemlerini ve eserlerini güzelleştirmekti. Cansever, Allah güzeldir ve güzeli sever düsturunca yaratılan her şeyin güzel olmaklığından kaynaklanarak güzel görmek ve güzel eylemek çerçevesinde güzeli görmek ve güzele katılmayı kendine şiar edindi. Ebedi olmanın yolunun böylesi bir edepten geçtiğini bilmekteydi. Bir insanın bulunduğu tabiatı örselemeden kullanmasıyla ilgili bir fikri var. Cansever'in o tabiata en az müdahaleyle bir tasarımın ve tasarım unsurlarının vücuda gelmesini daha çok arzu ediyor ve onu gerçekleştiriyor. Bir de tabii tabiatın kendisini bir temaşa ve izlemleme, yani içselleştirerek, onu kendinden bir parça addederek efendim seyrine şahit olabiliyoruz. Peki cansever mimarlıkta güzeli nasıl inşa etmek istiyor? Mimaride nasıl güzeli bulmak istiyor? Cansever bunu temel bazı ilkelerle anlatma taraftarı. Mesela gereksiz iddiacılıktan uzak olacak sizin mimariniz diyor. Tevazulu olacak, fakat bu tevazu onun ezilmesini sağlayacak bir tevazu değil. Bunun yanında vakur da bir davranış sergilemesi gerekiyor. Çok sesli değil, fakat söylediği şeyin güzel olduğu bir mimari unsur ortaya koymak istiyor. Ve en nihayetinde bunların yekünü bir araya geldiğinde mimariyi bir tezyinilik olarak ortaya çıkartma çabası var Cansever'in. Biz biliyoruz ki Turgut Cansever, Müslümanlar dünyayı güzelleştirirken örnek aldığı bir cennet tasavvuru vardır. Ve o tasavvur üzere dünyayı güzelleştirmeye çalışırlar. Cansever'in bu tavrı yepyeni bir inşa sürecinde de kendini gösterdi. Eskimiş bir mimariyi restore ederken de sergilendi. Restorasyon onun için yeni bir inşa süreciydi. Çünkü yeni bir zaman içindeydi o mekan. Tekrar değil, istikrar içinde projeler üretiyordu. Bana teklif edilen ilk iş Sadlahpaşa Yalısı'nın, benden restorasyon istediler. Doğrusu bu benim için akıl almaz bir şeydi. Yani bir mesleğe başlarken çok önemli bir iş yapmak. İnsanın bütün dünyaya açık olma hakkına ait asli İslami inancına tekabül eden Türk ev planı şemasının en gelişmiş biçimini, kasır planının bir örneğini tekrar vücuda getirmiş olduk. Sadlahpaşa Yalısı tarihte oluşturulmuş bir çözümün, Türk evi ile ilgili bir çözümün gerçek büyük güzelliğini bana hissetme imkanı verdi. Turgut Cansever mimari işlerini aslında Sadullah Paşa Yalısı'nın restorasyonuyla başlıyor. 1949.
Yani bu bir kere Türkiye'nin ilk restorasyonu bile olabilir. Tam literatüre hakim değilim ama bir restorasyon olarak 1949 yılı çok erken bir tarih ve Sadullah Paşa Yalısı İstanbul Boğazı'nın da en önemli yapılarından bir tanesi. Bir kere Cansever bununla başlaması, kendisinin de ifadeleri bu yöndedir. Onun için büyük bir şans. Benim iddiam şu, Turgut Cansever de bir mimari işin restorasyon ya da yeni iş ya da sıfırdan üretim gibi bir ayrımı da yok. İşte ayrımları kapatan adam diyorduk ya, burada da bu söz konusu. Aralıkları kapatan adam. Yani Cansever'in diyelim nevzuhur tırnak içerisinde olarak yorumlayabileceğimiz Türk Tarih Kurumu binası ya da Sadullah Paşa yalısı ya da Ahmet Ertegün evi restorasyonu esasında hepsi birer restorasyondur. Esasında hepsi birer yeni iştir. Tarihi tecrübesini gündeme getirebilecek bir ülke olarak Türkiye, sürdürülebilirlik, adalet, katılım ilkelerini ancak hayata geçirerek 50 sene sonra geleceği noktayı felaket olmaktan kurtarma durumunda olan Türkiye gibi bir ülke ancak gerçek çözüm üretebilir ve ürettiği gerçek çözümle de insanlığa önderlik etmiş olabilir. Türkiye'nin önünde bu imkan açık bulunuyor. Düşünce adamı olmanın yanında bir eylem insanı olduğu her halinden belli olan Cansever, bunu az ama çeşitli kullanışlar için planlanan özlü yapılarında da göstererek örneklik teşkil etmişti. Yaptığı mimari eserler öylesine güçlü ve derinlik taşımaktaydı ki, ilki 1977 yılında başlayan ve her 3 yılda bir verilen uluslararası Ahan Mimarlık Ödülünü kazanmasına vesile olmuştu. Cansever'in böylesi bir prestijli ödülü hem de 3 kez almasını sağlayan ilk mimari eser Türk Tarih Kurumu binasıdır. Turgut Cansever 1951 yılında yapmış olduğu tasarım taslaklarıyla Tarih Kurumu'nun proje çalışmalarına başlıyor. Öncelikle o dönemde Tarih Kurumu'nun matbaa işleri Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi'nin bodrum katında bulunuyor. Bu işler esnasında binada çok fazla gürültü oluşuyor. Bunun üzerine Tarih Kurumu yetkilileri Cansever'den önce matbaa binasının inşasına öncelik verilmesini istiyorlar. Cansever de matbaa binasını 1954-55 yılları arasında tamamlayıp inşa ediyor. Matbaa binasının inşasından sonra 1980 yılında Ahan Mimarlık Ödülünü alacak kurum yapısının proje çalışmalarına başlıyor Cansever. Bu esnada proje sürecine yardımcı mimar olarak Ertuğrul Yener de katılıyor. Turgut Cansever Ertuğrul Yener'le birlikte proje sürecini tamamlıyor. Tarih kurumuna baktığımızda Ahan Mimarlık Ödülü raporunda da ifade edildiği üzere Cansever çağdaş yapı teknolojisini geleneksel fikir ve ilkelerle bir araya getiriyor. Bu bağlamda toplantı salonu, kütüphane, konferans salonu gibi birimleri bir iç avlu etrafında bir araya getirerek tasarlıyor. Çevrenin kısıtlı olumsuz etkilerine rağmen meydana gelen mimarinin temel özelliği mimari unsurların birbirine eklenmesiyle vücut bulan bütünlükte yatmaktadır. Bu yan yana gelen mimari unsurların ortasında kalan boşluk, orta hol, şehir mekanının sonsuz mekanın bir devamı olarak vücut buluyor. Bu orta hol, üst tarafından açık olmasıyla adeta kainatın da bir devamını teşkil etmekte. Böylece vücuda getirilen birimler, mimari unsurlar bu sonsuz bütünlük, mekan bütünlüğü içerisinde yer almaktadırlar.
Yapının içinde ve çevresinde hareket edilerek bu mekan bütünlüğü idrak edilmektedir. Sonsuz mekanın ve bu sonsuzluk içinde var olan birimlerin, bunların ilişkilerinin hareket eden bir göz ile algılanması ise zaman ve mekan boyutlarının bütünlüğünün kurulmasına fırsat verir. Cansever, Türk Tarih Kurumu binasını yaparken aynı dönemde İstanbul Büyükada'da bulunan Anadolu Kulübü'nü tasarlar. Her iki yapıda Cansever açısından gelenek ve modernliğin kesiştiği, başka bir ifadeyle tevhid ekseninden dolayı iklimlerin ve buna bağlı olarak da çatışkıların kaldırıldığı bir durumu resmeder. Cansever'e göre ön yüzü geleceğe ve modern biçime dönükken tam da uygun biçimde arka yüzü de geleneğe, Osmanlı yapı tipine dönüktür. Bu esnada yazmış olduğu doçentlik teziyle de tam bir uyum arz eder. Anadolu Kulübü hayatla ev planla değerlendirerek ele alındı. Hayattan dışarıya, bahçeye, arka bahçeye bakmak, iç bahçeye bakmak şüphesiz Türk evinin getirdiği çok önemli bir mimari kazançtı. Biz doğrusu Anadolu Kulübü'nde bunu değerlendirmeye karar verdik. O zaman bizim Türk-Osmanlı dünyasının bir mimari ürününü, kafesi bu arka cephede kullandık. Kafeslerin yukarıdan aşağı kadar devamlılığı, yani adeta uyanan insanın gözünün açılması gibi açılması, ölü değil, kafeslerle kıpırdayan bir satıh olarak gündeme getirilmesi bize modern çağda atılmış adımların gözü kapalı taklitçisi, ikinci el tekrarcısı olmak gibi bir duruma düşmekten bizi kurtardı. Cansever, Bodrum'daki Ahmet Ertegün eviyle bir kez daha Ahan Mimarlık Ödülünü alır. Bu ev, onun gerçekleştirmek istediği Türk evi modelini de yansıtır. Ahmet Ertegün evinde keza sokağa karşı çok az sayıda pencereyle sokak istikametine bakan bina, o istikamette gene iki kitle tam koruyucu bir nitelik taşıyorlar. Bunları yeniden restore ettik. Ama bu Bodrum'da mimarinin, yani tamamen farklı gibi gözüken mimarinin bütün Osmanlı Devleti'nin var olduğu her yerde ortaya çıkan koruma fikrini o mahalli malzemeyle nasıl gündeme getirdiğini gösteriyor. Türk evi modeli, Cansever'in üzerinde önemle durduğu biçimdir. Çünkü evimiz bir açıdan kimliğimiz ve kişiliğimizdir. Evin içiyle kendi içimiz adeta eşdeğer bir konumdadır. İnsan nasılsa öyle yaşar hesabından hareketle, nasıl yaşamak istiyorsa öyle evler inşa eder ve içinde öylece oturur. Konut kavramı aslında insanın ilk doğduğu, ilk yürümeye başladığı, ilk adımlarını gerçekleştirdiği, çevreyle temasa geçtiği ilk yapıdır, ilk mekandır. Konut tasarımı insanın tüm yaşam sürecini şekillendiren, zihinsel süreçte, fiziksel süreçte, etkileşim halinde olduğu ilk mekandır diyebiliriz. Dünya evimizdir. Dünyayı güzelleştirmek aslında evimizi güzelleştirmektir. Evin güzelliği, oda, sofa ve bahçe ile birlikte cennet tahayyülünü imgeler. Ne de olsa otağımız ocağımızdır, ocağımız da odağımızdır. Türk evi unsuruna baktığımız zaman kaynaklar bizi ilk yerleşim mekanı olan otağı ve çadırlara yönlendiriyor. Çadırın merkezinde bulunan ocak,
ocağın etrafında şekillenen yaşama alanları sonraki süreçte gelişerek Türk mefhumunu ortaya çıkarmıştır. Ocak aslında yaşama alanıdır. Ocak aslında pişirme mekanıdır, ısınma mekanıdır. Ailenin toplandığı, çadırın içerisinde bulunan, yaşamın merkezini oluşturan bir çekirdektir diyebiliriz. Cansever, mimariyi sadece bir ev ya da kurum olarak düşünmez. O bütünlüğün bir parçasıdır. Bir yapının inşası, beraberinde diğer bileşenleri de göz önünde tutmayı gerektirir. Bu yüzden çok derin ve farklı bir şehir anlayışı vardır. Hayatı boyunca yapmak istediği şehir modelini Demir Tatil Köyü ile yapar. Bu, ona üçüncü kez Ahan Mimarlık Ödülünü kazandıracaktır. Demir Evleri, diğer adıyla Demir Tatil Köyü, Turgut Cansever'in Bodrum'un kuzey koylarından biri olan Demir Koyu'nda yaptığı bir mahalle projesi aslında. Projenin serüveni 1970 yılında başlıyor. Turgut Cansever'in birkaç tanıdığıyla beraber bir şirket kurup 800 dönümlük bu araziyi almasıyla hemen ardından da projeler çizilmeye başlanıyor. Bu projelerden 1984'e kadar bu projelerde bir sürü revize oluyor. Bugün bizim demir evler olarak bildiğimiz, demir tatil köyü olarak bildiğimiz kısım, bu 800 dönümlük arazi içindeki 30 dönümlük bir yerde ilk aşama olarak inşa edilmiş kısmı projenin. Projenin Türkiye mimarlığı, hatta dünya mimarlığı açısından önemli bazı noktaları var. Bunlardan bir tanesi tabiatla kurduğu ilişki, böyle diyebiliriz. Turgut Cansever bütün bu projede tabiatla bugünün modern anlayışının tersine, ki bugün genelde tabiata planlarla, projelerle hükmeden bir anlayışımızın olduğunu çok kolaylıkla söyleyebiliriz. Turgut Cansever bu anlayışın aksine kendisinin Türk şehri, Osmanlı şehri olarak adlandırdığı ve Türk şehirlerindeki, Osmanlı şehirlerindeki tabiata saygı duyma tavrını aslında bu projede bugüne taşımaya çalışıyor. Bu çaba bütün mimarlık felsefemin, mimarlık düşüncemin ve inançlarımın bir yansıması olarak ortaya çıktı. Ve gerek yapıların kendi ölçeklerinde, gerek yapıların bütünlüğü içerisinde tezini bir bütünlüğün nasıl oluşabileceğini, bilfiil maddi gerçeğin, maddi yapının immateryalleştirilmiş çeşitli tezahürlerinin nasıl ortaya konulabileceğini, kümülatif bir bütünlüğün büyük zenginliğini ve hareket eden bir göz tarafından yaşanacak bir bütünlüğün nasıl ortaya çıkartılabileceğini görmek ve bize göstermek fırsatını sağladı. Şehir insanlar kurarken, şehrinde aynı zamanda bir özne olarak insanları kurar. Yaşadığımız ev ve şehir bizi biz yapabildiği gibi bizi biz olmaktan da çıkarabilir. Bu bir ufuk meselesidir. Şimdi şehir kurmak, esasında bir şeyi kurmak, tepeden kurmak ya da alttan alta dokuyarak var etmek arasında bir fark var. Yani şehri oturup masa başında çizmek, kurmak, böyle olacak demekle adım adım birinci kendi yakın çevresinden başlayarak kurmanın, yani evini koyup onun önüne ağacını koyup duvarını çekip yapmanın arasında bir fark var. Turgut Cansever mimari ve şehri inşa ederken bazı ilkelerden yararlanıyor. Bu ilkelerden birisi insanı yönlendiren ya da başka açıdan güden bir biçimler dünyasına sahip olmaması gerekiyor diyor. Bu bir. İkincisi, tevazu sahibi olması gerekiyor şehrin ve mimarinin. Üçüncüsü, vakarlı olması gerekiyor. Dördüncüsü, az sesli olması gerekiyor. Ve son olarak da söylediği şeyin güzel olması gerekiyor.
Cansever'in Bodrum'da yaptığı eserler bunlarla sınırlı değildir. Ahmet Ertegün Evi ve Demir Tatil Köyü'nden başka Sualtı Arkeoloji Enstitüsü'nü de yapar. Amerika'daki sualtı arkeolojisi çalışmalarının Akdeniz'deki merkezini teşkil ediyor bu yapı. En nihayetinde bir takım arkeolojik kalıntıların, deniz altından çıkaran kalıntıların araştırıldığı, korunmasının ve restorasyonun yapıldığı bir yer burası. 1988 yılında kızı Feyza Cansever ile birlikte tasarlıyor bu yapıyı ve iki aşamalı süreçte gerçekleştirilen yapı 96'da bitiriliyor. Hem Louis Kahn hem Turgut Cansever'in mimariye yaklaşımlarının bir bütünlük çerçevesinde olduğunu, mimari bir bütünlük arayışında olduklarını, bunun kavramsal bir arka planı olduğunu, bir birlik arayışı içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Cansever ömrü boyunca çok az esere imza atmıştır ama her biri kullanım açısından farklı yapılar olmuştur. Bu da Cansever'e farklı ölçekli ve kullanım alanı olan çeşitli yapılarla ilgilenmesini sağlamıştır. Bunlardan biri de Karatepe Müzesi'dir. Kalıntının mimari ifadesiyle benzerliği olmayan, ondan tamamen uzakta duran, yani onu hiçbir şekilde etkilemeyecek bir şekilde yerden kopartılmış, narin ayaklar üzerinde ve keskin çizgilerle biten bir mimari yaptık dışarıdan. İçerisinden ise bu mimari bir koruma ifadesi taşıyor. Ama bu koruma ifadesi tamamen bir taraf bir anlatımı. Yani ziyaretçinin esere yönelmesini mümkün kılacak bir mimari söylemi ortaya koyuyordu. İstanbul'un üçüncü tepesini oluşturan ve eski ismiyle Forum Tauri olan Beyazıt Meydanı, Cansever'in imzasını taşıyan farklı çalışmalarındandır. Beyazıt Meydanı Bizans döneminden beri aslında meydan olarak özelliğini sürdüren bir yer. Bu bir takım dönüşümler ve müdahalelere uğruyor burası. Turgut Bey de bu müdahaleleri çok önemsiyor. 1958 yılında yapılan bir yarışmada, bu yarışmaya Sedat Akgaldem, Piccinato ve Hans Höck gibi ünlü isimlerin katıldığı yarışmada, Turgut Bey aslında ilk başta bu yarışmada değil, bu projeleri değerlendiren kişilerden bir tanesi. Bu projelere yaptığı eleştiriler sonucu ondan bir teklif, yani öneri istiyorlar. Ondan sonra kendisi bir teklif hazırlıyor ve tekrar değerlendiriliyor projeler. Turgut Bey'in projesi seçiliyor. Turgut Cansever'in mimari eserlerinde çok az konuşulan ama aslında çok nadide bir yerde duran doğduğu yer Antalya'daki Karakaş Camii'dir. Cansever'in tasarladığı cami projeleri var ama bunların arasında bir tek Karakaş Camisi'ni inşa ediyor. Karakaş Camisi de açıkçası mimarların önünde hali hazırda durmakta olan cami problemini zor bir mesele olduğunun altını çizerek yine önümüze koyuyor açıkçası. Çünkü orada yaptığı tercihler, orada inşa ettiği o cami, bu işin zor bir şey olduğunu aslında bana söylüyor bir yandan. Çünkü Cansever aslında mimarlığını genelde çok kolay yapılabilen bir şey gibi hissettirir. Eskilerin sehli mümteni dediği şey bu. İlk yazmış olduğu eser Türk Tarih Kurumu'nca basılan İngilizce bir eserdi. Thought and Architecture, yani düşünce ve mimarlık. İlk eserinde bile düşünceyi dahil etmesi ve öne çıkarması onun ne denli bir mütefekkir olduğunu da gösteriyor aslında. Bundan sonra
Ev ve Şehir üzerine kitabı yayınlanmıştır. 1990 yılında kendisiyle bir röportaj çıkmıştı önemli bir mimarlık dergisinde. O röportajı okuyunca ben bu insanla tanışmak zorundayım diye bir düşünceye kapıldım. Karşımda bir mütefekkir ve bunu aynı zamanda ne yapıyor? Bir mimarlık eseri üzerinden, mimarlık eserleri üzerinden bir okuma yaparak anlatıyor. O bakımdan da somut, çok böyle herkesin göreceği, baktığı zaman anlayacağı bir değerlendirme yapıyordu. Yazdıklarını işte bulmaya çalıştım. Kendisinden izin istedim. Bürosundaki arşive girip o arşivde neler var neler yok bunları görmek, bunları okumak istedim. Çok memnun oldu ve orada ben bir gün çalıştım. Birçok fotokopiler elde ettim. Onları üzerinde okuyarak, değerlendirerek daha sonra bu ilk kitabımızı yayınlamış olduk. Bütün bir ömrünü hem düşünce hem eylem planında bu arayışa hasreden Cansever, ait olduğu mensubiyet içinde ona ait vazifelerini yerine getirmeye vakfetti. Ciddiyet ve titizlikle. Güzel biçimin, formun değil, yerli yerince kullanılmış malzemenin değil, efendim strüktürün değil vesairenin değil, sürekli bir değiller sonucu asıl maksada sizi yönlendirecek soruları sormanıza sebep olan bir tavrı var. Bu öncelikleri belirleme ve her şeyi yerli yerine koyma tavrı Cansever'in en azından benim algıladığım şekliyle mimarisinin en ustalıklı, en etkileyici taraflarından bir tanesi. Cansever'in de bütün bu değillemeleri, her şeyi olduğu yere çekme tavrı aslında her şeyin putlaşmasının da önüne geçme tavrı bir anlamda. Onun için Turgut Cansever'in mimarlığı bana sorarsanız kutsal olmayan bir mimarlık. Bir putu olmayan bir mimarlık. Bu aynı zamanda Cansever'in mimarlığı şudur diye basitçe kavranacak bir maddiyata dökmenize de engel oluyor. Turgut Cansever evi de, mimariyi de, malzemeyi de, her neyse bunları ideal bir tip olarak ortaya koyan bir insan değildi. Yani bir idealize etme fikri onun bir kere genel yaklaşımına tersti diye düşünüyorum. Yani genel yaklaşımı neydi? Varlık dinamikti, hayat dinamikti ve siz onun ortasına hiç değişmeyecek, dönüşmeyecek bir statik, ideal bir form, biçim her neyse koyuyorsunuz. Bence böyle değildi. Cansever her projesinin bağlamına, her projesinin içeriğine dönük tavırları çok rahat alabilen bir kişiydi. Çünkü onda formalizm denen tuzak da, fonksiyonalizm denen tuzak da, işte maddecilik denen tuzak da, sadece semantik, anlamsal bir takım şeylere yol açan güzergahların tuzağı da yoktu. Dolayısıyla o bu tuzaklara düşmeden tavır alabilme özgürlüğüne sahip bir adamdı. Zihnindeki kendini bilmek ve kendini bulmak, kendi olmak konusunda kadim sorularla meşgul etmesi bundandı. İlmek ilmek dokuyarak bilmeye, bilmekten de geçerek bilince erdi. Vecd içinde vicdana ererek vücut buldu. Varlığı önemsediği gibi onları yerli yerinde görmeyi ve olması gereken yere eklemlenmeyi de o denli önemsedi. Çünkü bu bize sadece anlık bir ilişki biçimini sağlamaz. Bundan daha öte belleğimizi oluşturur. Bizi biz yapan hikayemiz de aslında budur. Madde ile olan ilişkimiz. Yani biz en nihayetinde Cansever'i herkes okuyacak. Bunun mimarı şey yok ama mimar okuduğu zaman yapılarını okuyacak esasında. Yani maddeye verdiği şekilden ziyade maddeyle kurulmuş ilişkiyi,
bize nasıl gösteriyor? Nasıl bir ilişki kurmuş? Çünkü bizim toplumumuzun kanaatimce son 50 yıldır en büyük zafiyeti maddeyle, eşyayla, hafızayla sorunlu bir ilişkisinin olması. Yani hiçbirimizin evinde artık 30 yıllık bir eşya yer almıyor mesela. Buradan alın. Hiçbirimizin evinde bir 50 yıllık kilim yok. Hiçbirimizin evinde işte 20 yıllık neredeyse bir sandalye yok. Dolayısıyla bunları örnek olsun diye veriyorum ama bir kere bu hafızayla ilişkimizin doğru kurulmasında ve bu ilişkinin de mimarlar ya da tasarımcılar söz konusu olduğunda maddeyle ilişkiyi doğru kurmak bağlamında daha fazla kulak kabartılması gerektiğini düşünüyorum cansevere ve özellikle eserlerine. Turgut Bey'in malumunuz bir üst bir cümlesi var. Belki bütün düşüncesinin de temelini oluşturacak bir cümle bu. Hani şunu söyler. Sanat eseri varlık kainat tasavvurunun yapılana yansımasıdır. Eseri hakkında sanatçı karar alırken varlık ve varlığın güçleri hakkındaki düşüncesi o şeklin, o şekillerin usule gelmesine efendim vesile olur. Dolayısıyla hani aslında bu açıdan da sanatı ahlak alanında değerlendiririz. Sanatı derken biz orada mimariyi de düşünebiliriz. Mimari de o kısma girer çünkü. Cansever'in dünyayı güzelleştirmek hedefi onda hep bir ümit var etti. Şikayetten ziyade çözüm üretmeyi bu yüzden seçti. Bu inanış ve seçim kendisini ömrünün sonuna kadar azim ve kararlılık içinde durmaya sevk etti. Az şeylerle tevazu içerisinde ve o tevazuun insanların birbirine saygıyla bakmalarına imkan veren ve o tevazuun kendi içerisindeki güzellikten yararlanan bir mimariyi vücuda getirmemiz gerekir. Gösterişli şeyler değil, sade şeyler. Ama bu sade şeylerin de güzel olması gerekir. Yani sade olmak, önemsiz olmak değil, bir önemli bir başka tavrı mesela vekarı. Sadelikle vekarın birleşmesi suretiyle hem tevazu hem yüceliğin ortaya çıkartılabileceği bir mimariyi öngörmemiz gerekir. İnsanın Allah'ın vasıflarında iyi olarak yaratıldığında İslami şeyde mesajın insanı güden bir şey değil, insanı gerçekle temasa geçiren ve dolayısıyla insanın kendisinin kendi doğru yolunu bulmasına imkan veren bir niteliğe sahip olması esas olunca mimaride de doğrusu insanı yönlendiren, etkili mimari biçimler yerine tarafsız, doğru, vakur, az sesli fakat söylediği şeylerin güzel olduğu ve dünyayı tezyin edecek nesneler olması lazım geldiğini düşünerek bu istikamette bir mimari yapmaya çalıştım.